Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi 2021 yılı ihracatımız için rekorlarla dolu bir yıl olmuştur. İhracatımız ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengemizi de güçlendirmektedir. Bu kapsamda ihracatımızda 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performans Ekim ayında da devam etmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre %20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer ile geçen ayki Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yıl Ocak-Ekim döneminde ise ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla 2021 yılının henüz ilk 10 ayında 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk. İthalatımız ise Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13 artış ile 22,3 milyar dolar olmuştur. Ocak-Ekim dönemi ithalatımız 2021 yılının aynı dönemine göre %22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile %93,4'e ulaşmıştır. Bakın dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız Ocak-Ekim döneminde ise geçtiğimiz yıla göre 7,2 puan artışla %84,3'e yükselmiştir. Benzer şekilde dış ticaret açığımız Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık %16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, ihracatımızda ortaya koyduğumuz bu güçlü performans küresel ticaretteki trendin çok üstündedir. Ama üzülerek görüyoruz ki Türkiye'nin ihracattaki başarısını takdir etmek yerine bu başarıyı küçümseyenler, hatta başarısızlık gibi göstermeye çalışanlar bulunmaktadır. Her şeyden evvel halkımıza, ihracatçılarımıza ve onların emeklerine karşı yapılmış bir saygısızlıktır bu. Masa başında bir takım istatistik oyunlarıyla rakamları çarpıtma uğraşı içerisinde olanlar var. Tabii bu çarpıtma işini yaparken de ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar. Önü arkası kesilmiş grafiklerle, rastgele kıyaslanmış dönemlerle, anlamsız karşılaştırmalardan yola çıkarak tespit yapılamaz. Buradan açıkça sesleniyorum. İsterseniz kafanıza göre eksiltin, bölün, toplayın. Hangi kıyaslamayı yaparsanız yapın, Türkiye'nin ihracat başarısını gizleyemezsiniz. 215 milyar dolarlık ihracat başarısını ve ortaya konulan vizyonu yok sayamazsınız. Türkiye bugün ihracat anlamında 2000 öncesi dönemin çok ilerisinde bir noktadadır. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2021 ikinci çeyrek verilerine göre dünya ihracatı 10,4 trilyon dolar ile %30,3 artış gösterirken Türkiye ihracatı 104,9 milyar dolar ile %39,8 yükseliş göstermiş ve dünya genelinden daha hızlı artış kaydetmiştir. Bu değerler ışığında yıllıklandırılmış olarak ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün ikinci çeyrek verilerine göre G20 ülkeleri içerisinde ihracatını en fazla artıran üçüncü ülke konumundadır. Bakın, bu açıkladığımız rakamlar uluslararası kuruluşların verilerine göre bilimsel istatistiki yöntemlerle elde edilmiş resmi rakamlardır. Birileri bu rakamların ifade ettiği başarıdan rahatsız olsa da hakikat budur. Dolayısıyla güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçekleri bir takım algı oyunlarıyla gizleyemezsiniz. Hakikati ise asla çarpıtamazsınız. Değerli misafirler, ihracatçılarımız yılmadan, durmadan dünyanın her yerine ülkemizin bayrağını taşırken, ekonomimizin gelişimi ve toplumsal refahımızın yükselmesi için biz de onlara tüm imkanlarımızla destek olmak durumundayız. Bu minvalde 2022 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza verdiğimiz destekleri %27 artırarak 5 milyar 250 milyon Türk lirasına yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Öte yandan Merkez Bankamızın 28 Ekim tarihli yılın son enflasyon toplantısında reyeskont kredileriyle üretim ve ihracatın desteklenmesi yoluyla
cari açının azaltılmasına yönelik yapısal yaklaşım önerisini duyurması ise olumlu bir gelişmedir. 30 milyar dolarlık söz konusu kaynakla ihracat ve ithalat ikamesine yönelik yatırımlar desteklenecektir. Atılan bu adımla dış ticaret dengemiz güçlenecek ve fiyat istikrarına katkı sağlanacaktır.